Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Soru sormak isteyen olursa soru kağıtlarını dolaştırın. İnşallah vaktimiz kalırsa sorulara da cevap vermeye gayret edelim. İslam tarihi acısıyla tatlısıyla bizim tarihimiz. Doğrularıyla, yanlışlarıyla, eksiklikleriyle bizim tarihimiz. Hazreti Hüseyin Efendimizin katillerine katil demedikten sonra da biz o tarihimizle yüzleşemeyiz. Sonuçta orta yerde bir katliam var. Bu katliamı örtmeye çalışmak, yokmuş gibi çalışmak veya bu katliamı konuşmak, değişik yaftalarla yaftalanmaktan korkup eğip bükmek din değildir. Bizim toplumumuzda bu eğip bükülmüş yıllarca. Yani Hazreti Hüseyin Efendimizi ve 72 şühedayı katledenleri katil olarak damgalamak, nitelendirmek istememişler. Kendilerine Şia yaftası takılacak diye. Celal abi hoş geldin. Bunu normalde kendisini Sünni olarak nitelendiren kesim bu değişik noktalardan, korkularından dolayı katile katil diyememişler. Anarşiste anarşist diyememişler. Teröriste terörist diyememişler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek torununu katledip mübarek başını gövdesinden ayırıp mübarek başını çuvalın içerisine koyup ondan sonra kanıyla saraya getirip o mübarek dudaklarını ellerine aldıkları çubukla dalga geçtiklerini anlatamamışlar. Ve ondan sonra onu oradaki o kuyuda yıkadıklarını anlatamamışlar. Ondan sonra o mübarek başını oraya gömdüklerini anlatamamışlar. Sanki bunları anlatırlarsa kendilerine Şia denecek diye anlatamamışlar. Ben yeni sufilikle tanıştığımda bizim ders kağıtlarımız vardı. Ders kağıtlarımızda üç ihlas bir Fatiha, eskiler burada hemen hemen bu bölgenin en eskileri, 72 şüheda vardı. Biz 72 şühedaya okurken bu böyle Bayındır'da, Tire'de, Ödemiş'te etrafımızdan bizi eleştirirlerdi. Siz Alevi misiniz diye. Biz de Ali'yi seviyoruz derdik. Daha ileri giderdik. Hatta ben biraz böyle şakavari, alayvari konuşurdum. Bizim evimiz tahtacılara yakın. Evet, tahtacıyız biz derdim ben. Normalde Hazreti Ali'yi sevmek imandandır diyemedik. Diyemediler. Bunu ehli tasavvuf var olduğu günden beri söyledi, söyleye geldi. Sünni taifenin içerisinde bu noktada en önde duran sufilerdi, ehli tasavvuftu ve ehli tasavvufu hep eleştirdiler. Biz insanoğlu gerçeklerin karşısında kafamızı kuma sokmayı çok seviyoruz. Biz gerçeği, tam gerçeği haykırma noktasında cesaretli değiliz. Eğer o cesaretimiz toplansa, hep beraber gerçeği haykırmış olsak dünya üzerinde gerçekler hakim olacak. Ama bizim siyasi düşüncemiz, bizim ekonomik durumumuz, bizim müdürlüğümüz, amirliğimiz, memurluğumuz, bizim bulunduğumuz makam bizi ne yazık ki hep bağladı. Hazreti Mevlana'nın "Ey oğul, bağı çöz, azad ol. Ne zamana kadar altına, gümüşe bağlı kalacaksın?" sözünü biz hayatımıza ram edemedik. Bir şeyler bağ oldu bize. Bu
kimimizi gerçeği, hangimiz gerçeği konuşurken o bağ diline pranga vurduysa onun bağı oldu. O yüzden İslam dünyası sufisiyle, sünnisiyle, şiasıyla, haricisiyle, kadericisiyle, cebriyecisiyle, ehli tasavvufuyla veya dışındakiyle her şey, herkes kendi tarihiyle, kendisiyle yüzleştiği anda ve evet bu bizim yanlışımızmış, bu yanlıştan geri dönelim. Evet bunu böyle yapmamamız gerekirmiş, yapmışız. Evet böyle düşünmememiz gerekirmiş, biz böyle düşünmüşüz diyerekten yüzleşmedikçe kendi içerisindeki barışı, mutluluğu, kendi içerisindeki kalkınmayı, kendi içerisindeki birlik ve beraberliği tesis edemeyecek. Bu en büyük handikapımız. Yani Muharrem ayı geldiğinde biz en az Şialar kadar Hazreti Hüseyin Efendimizin şühedalığına üzülemiyorsak, Muharrem'de biz Hazreti Hüseyin radıyallahu anh hazretlerinin sevgisini kendimizde hissedemiyorsak, bizim hala da gidecek çok yolumuz var. Ve Hazreti Hüseyin Efendimiz'i sevmek sadece Şia'ya ait değil. Hazreti Hüseyin Efendimiz'i sevmek Şialık da değil. Şialık ayrı bir konuşulması, tartışılması gereken şey. Allah bizi affetsin. O yüzden böyle meseleye hocamın bıraktığı yerden girmek istedim. Hocamın tespitlerinin büyük bir çoğunluğuna katılıyorum. Ve bizim tarihimiz bu. Daha ileri, Hazreti Osman Efendimiz'in şehitliğinde dahi Muaviye'nin payı vardır. Daha ileri söylüyorum. Hazreti Osman Efendimiz şehit olurken burası gözden kaçırılıyor. Muaviye'nin 5000 askeri vardır Medine'de ve valiye tabidirler. Devlet başkanları muhasara altında iken, yani o gün için Hazreti Osman Efendimiz muhasara altındadır. Hazreti Osman ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin müşrik olan iki damadının boşamış olduğu kızları nikahlayan kimsedir. Önce büyük kızı müşrik damadı boşar, çok üzülür Hazreti Peygamber Efendimiz, Hazreti Osman Efendimizle evlendirir, ölür, vefat eder. Ardından küçük kız boşanır, gönderilir Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine, kötülük yapmak için yaparlar, onu utandırmak için yaparlar, onu hüzünlendirmek için yaparlar, onu kahretmek için yaparlar. Ve o kızını da nikahlar Hazreti Osman Efendimiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin tavsiyesiyle. Ve o da ölür. Ve her ikisinin de mezarı Cennetül Baki'dedir. Siz Cennetül Baki'de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kızlarının mezarını bilemezsiniz. Niçin? Selefi Vahabi uzantısı olan Suudlular o mezarları ve kabirleri yerle bir edip düz etmişlerdir, yıkmışlardır. Kocaman bir düzlük görürsünüz. Eğer elinizde Osmanlı'dan kalma bir kroki varsa, kimin nerede olduğunu hayalen o krokiye göre gider bulursunuz. Öbür türlü bulamazsınız. Yoktur. Veyahut da Ehl-i Beyt'ten vefat edenler vardır. Hemen o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Bab-ı Selam'dan girip öbür kapıdan çıktığınızda tam karşınızdadır. Onların yerlerini de bulamazsınız. Bugün yeni hacca ömreye gidecek olan arkadaşlar, Müslümanlar, müminler Cennetül Baki'deki ne sahabe mezarlarını, ne de Hazreti Osman Efendimiz'in mezarını, ne de Ehl-i Beyt'in mezarlarını bulamazlar, ziyaret edemezler. Ve zaten istediğiniz zaman da giremezsiniz. Sabah namazından sonra kısa bir zaman diliminde size müsaade ederler. Siz o kadar gidebilirseniz gidebilirsiniz, yoksa gidemezsiniz. Orası da kapalı ve örtülüdür. Meselemiz o değil, geri dönüyorum. Hazreti Osman Efendimiz muhasara altında iken Muaviye'nin 5000 kişilik ordusu Medine'nin dışında bekler. Medine'nin dışında da ayrıyetten Hazreti Osman Efendimiz'i öldürmek isteyenler
Medine'nin dışında yine çadır kurmuşlardır. 3000 kişidir. İsterse Muaviye'nin ordusu o 3000 kişiyi boğar ama Muaviye onlara giderken emreder. Der ki benden izinsiz, benden habersiz hiçbir şey yapmayacaksınız. Bir devlet başkanı düşünün. Devlet başkanı muhasara altında. Orada kendisine bağlı ordu o muhasarayı yenmiyor. Neyi bekliyor? Muaviye'nin emrini bekliyor. Ve ne zaman o 3000 kişilik anarşist grup, 3000 kişilik terörist grup Hazreti Osman Efendimiz'i şehit ediyor. Ondan sonra Muaviye'nin de ordusu Şam'a geri çekiliyor. Bundan ne anlıyorsunuz? Sokaktaki çocuğa desek ki bundan ne anladın? Sokaktaki çocuk bize şunu diyecek. Diyecek ki Muaviye ordusunu oraya gönderdi. O 3000 kişi emin bir şekilde bu katliamı yerine getirsin diye. Ama biz bunu dillendiremedik dahi. Az önce Nuri diyor ki hiç kimse konuşmuyordu. Sen konuştuktan sonra herkes konuşmaya başladı bu meseleleri dedi. E dedim konuşmadılar. Neden konuşmadılar? Makamlarını düşündüler, mevkilerini düşündüler. Bizim Hacı Oktay'ın deyimiyle bağ yediler. Bağda kaldılar. Bizim Hacı Oktay bir şey olunca der ki bağ yedi diyor, bağda kaldı. Bağ yedi, kaldı orada. Deve güreşlerinde vardır ya, bir deve bağ atar, bağ atırdıktan sonra oturur. Bağ yiyip oturuyor millet, bir bağda kalıyor. Allah bizi bir bağda kalacaksak, Cenab-ı Hak kendi bağında kalanlardan eylesin. İnşallah biz kafamızı bağ yiyeceksek, Hazreti Allah'a verelim de ona bağlanalım, bağımız orada kalsın. Allah bizi onlardan eylesin inşallah. Hocam siz tahtacılardan bahsedince bağıracaktım komşumuz oluyor bizim diye. Evet, evet. Hele bizim evde birkaç tanesi vardı. Annem rahmetlinin dostuydu. Biz yapma anne, etme anne, ya uğraştırma anne bizi ya filan derdik biz. Hayır, şimdi bütün her tarafa indiler elhamdülillah. He? Bak mahalle oldu. Hocam arkanda paralel güç var. Hepsi de benden. Dikkat et bak ha. Paralel güç demeyeyim. Yani arkanda bayındırlılar gücü var. Eminsiniz elhamdülillah. Bir sıkıntı olmaz bayındırlılardan. Bugüne kadar hiç bizi satmadılar elhamdülillah. Evet. Ben de böyle kendimce geçen aydan devam ettireyim istedim az bir şey. Kafirler İnatlaşmada maymun tabiatlıdırlar. Tabiat içte, gönülde bir afettir. İnsan ne yaparsa maymun da yapar. Maymun her zaman insandan gördüğünü yapıp durur. O ben de onun gibi yaptım zanneder. O inatçı mahluk aradaki farkı nereden bilecek? Bu emirden dolayı yapar o inat ve savaş için. İnatçı kişilerin başlarına toprak saç. Hazreti Mevlana'nın 280'inden sonraki beyitleri. İnatlaşmada maymun gibi olmak. Doğrular vardır. O doğruların karşısında insanlar ama işlerine gelmediğinden dolayı ama süre gelen kendilerince hiyerarşilerinden dolayı doğruyu kabul etmezler. Doğruyu kabul etmemek, doğruyla inatlaşmak dünya üzerinde insanlığın en büyük handikapı olmuş. Bir bilgi var, bir bilim var, bir ilim var, bir gerçek var. İster bu din olsun, isterse bu fizik olsun, kimya olsun, matematik olsun, isterse astroloji olsun, isterse
İşte herhangi bir noktada herhangi bir bilim dalı olsun. Eğer bir şey doğru ise ve o doğru evrenselleşmişse, kesinleşmiş ise, o doğruyla inatlaşmak, o doğruyu kabul etmemek insanlık tarihinin kara lekesi gibi durur. Milletler, topluluklar, aileler, ailenin bireyleri eğer doğruyu kabullenmekte güçlük çekiyorlarsa kendilerini cahil bırakmayı, kendilerini taklitçi bırakmayı, kendilerini maymunlaştırmayı göze almışlardır. Eğer bir aile düşünün, bu aile gerçek olmayan bir şeyi kendisine doğru olarak kabullenmiş ve o aile kendi yalanına, kendi gerçeksizliğine sımsıkı yapışmış, onu gelecek kuşaklara aktarma telaşında. Ama o doğru değil. Bu noktada inatlaşmışlar ve o inatlarını bir aile felsefesi veya o inatlarını bir aile geleneği olarak götürüyorlar. Bunun yanlış olduğunu birileri onlara söylediklerinde kabul etmiyorlar. Biz dedemizden böyle gördük, biz atamızdan böyle gördük. Bizim ninemizin ninesi böyle yaparmış, bizim dedemizin dedesi böyle yaparmış deyip yanlışta devam ediyorlar. İnsanoğlu yanlışta inat ettiği müddetçe sadece kendisini batırmaz. Etrafındaki insanları da batırır. İnsanoğlu yanlışta inatlaşırsa sadece kendisini yakmaz. Etrafındaki insanları da yakar. Yanlışta ısrar eden bir baba ailesini yakar. Yanlışta ısrar eden bir kaymakam kazasını yakar. Yanlışta ısrar eden bir vali vilayeti yakar. Yanlışta ısrar eden bir hükümet başkanı komple bir milleti yakar. Yanlışta ısrar eden bir millet dünyayı yakar. O zaman yanlışta inat etmek, yanlışta ısrar etmek ve o inatla devam etmek insanları maymunlaştırır. Maymun sadece ve sadece taklit eder. Taklit eder. Taklide bir taraftan bakarsanız, taklit ettiğiniz şey doğru ise sizi doğru ile buluşturur. Ama taklit ettiğiniz şey doğru değil ise sizi yanlışla buluşturacaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hadis-i şerifte der ki, benden gördüğünüz gibi ibadet edin. İbadette taklit etmek ancak Muhammed Mustafa ise doğru ve gerçektir. Eğer bir kimse Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine ne kadar taklit ediyorsa o kadar doğrudur. Ama bu ibadetlerin zahiridir. Biz namazı kılarken kılma şeklimiz Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini taklit ederek olur. Ama içselliği taklit kaldırmaz. O yüzden taklit ettiğimiz doğru bir şeyse biz doğru yolda oluruz. Ama taklit ettiğimiz şey yanlış ise bizim yolumuzu saptırır. Bizim yolumuzu çıkmaza götürür. İşte maymunlar bu noktada taklitte takdire şayan hayvanlardan birisidir. Bakar, izler, bir şeyi bu noktada taklit etmeyi öğrenir. Sizin gibi fıstığı soyar, fıstığı öyle yemeye çalışır. Sizin gibi muzu soyup, muzu öyle yemeye çalışır. Muzu soyup yemesi insan olduğunu göstermez. Fıstığı soyup yemesi insan olduğunu göstermez. Bir gün maymun, maymunluğunu yapacaktır çünkü. Ne kadar insana benzetirseniz benzetin, ne kadar onu terbiye ederseniz edin, sonuçta maymun maymunluğunu yapacaktır. İnsanların içerisinde bu noktada
kötü huy, kötü ahlak bu manada afettir. Eğer içinizde inatçılık var ise, doğruyu kabul etme, kabul etmeme var ise, eğer içinizde kötüyü taklit etmek var ise, eğer içinizde o kötü prototipleri taklitte hala da ısrarla duruyorsanız, sizin ahlakınız maymun tabiatlı oldu. Çünkü siz kötüde ısrar ediyorsunuz ve taklitçilikte ileri safhaya varmışsınız. Bu öyle bir şeydir ki, bu taklitçilik negatif noktada bütün dünya üzerini sarmıştır. Biz taklit ederiz. Bugün bayanların sohbetinde küçük bir örnek gösterdim. Dedim ki 8 kişi aynı şekilde örtüsünü bağlamış. Taklit etmişler. Hepsi de birilerini taklit etmiş. İstanbul'da mankenin birisi örtüyü böyle doluyor. Öyle dolayınca bütün Türkiye'de bütün örtünen kadınlar örtüsünü aynı şekilde doluyorlar. Kenarından 2 metre örtüyü sarkıtıyor bir tanesi. Örtü satacak ya. Metraj yapacak tekstil olarak. 2 metre sarkıtmış buradan. Herkes 3 metre örtü alıyor. Ve herkes 3 metre örtüyü alıp kenarından sarkıtıyor. Kendisi giderken 1 metre arkasından da örtüsü geliyor. Veyahut da kilosu 65 olan bir bayan 3 metreden olma bir tane manto giyiyor. Tesettür adına. Kendisi yürürken arkadan 1 metre de manto geliyor. Veyahut da öylesine bir yerlerde sürünüyor ki manto, taklit ediyor. Yani belediyelerin kalkıp da çevre temizliğine para vermelerine gerek yok. O manto süpürüyor bütün mahalleyi. Taklit, İslam dünyasının en büyük handikaplarından. Bakın, en büyük handikaplarından. Bugün İslam dünyası bilgide, bilimde, ilimde geriyse ve İslam dünyası Orta Doğu'suyla beraber, Kafkaslarıyla beraber ve Afrikasıyla beraber belini doğrultamıyorsa, taklitçiliğinden belini doğrultamıyor. Taklit ediyorlar. Kendilerini analiz edip bizi ortaya çıkaracak olan fıkıh ölçüsü nedir deyip fıkıh ölçüsünü koyamıyorlar. Kendilerini analiz edip bizi ortaya çıkaracak olan bir tefsir ölçüsü nedir dediklerinde o tefsir ölçüsünü çıkaramıyorlar. Ve hala da İslam dünyası, dünya üzerinde ilimle çatışan, bilimle çatışan bir noktada duruyorsa ve İslam dünyası gerçeklerle çatışan bir noktada duruyorsa ve İslam dünyası hala daha ucuz ayak oyunlarına kurban gidiyorsa, bunun bir yegane sorumlusu var, biziz. Biz dinimizi taklitçikten kurtulamadık. Biz dondurulmuş meyve, dondurulmuş gıda yiye yiye dondurulmuş din yemeye başladık. Bizim için dondurulmuş din önemli. Hala da bizim kızlarımız üniversitede okurken kızlarımıza biz 80 kilometreden ileriye Hanefi'ye göre gitmeniz haramdır deyip kızlarımızı üniversitede okuma noktasında tek başına otobüslerde getirip götüremeyecek noktadayız. Hala da benim toplantılarımda bir kadının tek başına seyahat etmesi caiz midir? Ömreye, hacca gitmesi caiz midir dediğinde İmam-ı Azam Hazretleri'nin fetvası Demokles'in kılıcı gibi başımızda durup hayır gidemezler dediğimizde muhafazakar kesimin bütün kızlarını anneleri babaları otobüste gidip getirip taşımak zorunda kalacaklar. Öbür tarafta İmam-ı Şafii'nin, İmam Malik'inin, İmam-ı Hanbeli'nin yol güvenliği var ise seyahatinde bir sakıncası yoktur hükmünü biz ne yazık ki önümüze koyamıyoruz. Taklitçiliğimiz diz boyu. Hala da biz ağızda diş dolgusunu tartışıyorsak, İlmin, fennin, sağlık sektörünün geldiği bu noktada biz bunun fetvasını veremeyecek noktada isek, bizim taklitçiliğimiz batmıştır. Biz de batmışızdır. Evet, bu noktada doğruyu taklit etmek, iyiyi taklit etmek, doğruyu doğru noktada gerçeği haykırmak
hepimizin vazifesi olmalı. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bundan 800 yıl önce bize taklitçiliği anlatıyor. Taklitçiler maymundan ibarettir diyor. Biz toplumun 800 yıl önceki yaşadığı dönemde yaşıyormuş gibi o günkü fetva kurallarını taklit edeceğiz diye uğraşıyoruz. Biz bu taklitçilikten kurtulamıyoruz. Oysa bu benim kendi inanışım. İslam en güzel şekilde altın devrini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, ondan sonra Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali zamanında yaşandı denir. Sonradan bir kısım Muaviyeciler, Emevi'nin de zamanını söylerler, ben söylemem. Ben o altın devir, ya onlarınki gümüş devirmiş demem. Onların devri gümüş devri değildi, karanlıktı. Hazreti Hüseyin Efendimiz'i şehit eden bir devir asla gümüş devir değildir. Ben gümüş devir olarak Osmanlı'nın bir bölümünü alıyorum. Ben o bölümü aldığımda bakıyorum o bölümde Molla Fenariler var. Molla Güraniler var. Fıkıhta. Ve o günkü gereği neyse Kur'an ve sünneti ilmek ilmek ilmekleyip insanların dini yaşanabilir hale getirecek fetvaları vermişler. Biz şimdi taklitçiliğimizin kurbanıyız. Bir kardeşimiz bana şimdi burada soracak, bir bayanın kaç kilometre ileriye kadar mahremiyle gidip gidemediğini, ben de şöyle demek zorunda kalacağım. Hanefi'ye göre 80 kilometre. Şafii Maliki Hanbeli'ye göre yol güvenliği şartı var. Yolunuz güvenliyse gidebilirsiniz diyeceğim. Ve çocuklarınızı gönderin diyeceğim. Yol güvenliği var ise çocuklarınızı gönderin. Çocuğunuz şimdi Suriye'ye, Irak'a gidecekse yol güvenliği yok. O yüzden sakın oraya göndermeyin. Hiçbir Müslüman da gitmesin. Hiçbir Müslüman da gitmesin. Hiçbir Müslüman. Ve dua ediyorum, Türkiye'ye de oraya gitmesin. Amin deyin. Bu memleketin çocukları, bu memleketin aslanları orada heba olmasın. Buna kesinlikle ve kesinlikle. Sınırımıza bir saldırı varsa balyoz gibi kafasına inelim. Ama sınırımızdan öteye bir adım atmayalım. Benim kendi dünya, bu noktada ülke düşüncem. İşte taklit, geçmiş insanlarda handikap olduğu gibi bugünkü insanlarda da handikap, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin zamanında da handikap olmuş. Ve taklitçileri tarif ediyor Hazreti Mevlana. İnsan ne yaparsa maymun da yapar. Maymun her zaman insandan gördüğünü yapıp durur. Maymun tabiatlı insanlar vardır. Şimdi kendimize dönelim. Maymun tabiatlı insanlar. Komşusu ne tatlısı yaptıysa o da onu yapacağım diye uğraşır. İşte komşusu kalbura bastı yapmış. O körele sıcak kadın yaptı, ben yapamam mı? Ben de yaparım. Taklit ediyor. Tekstilde bu vardır. Ben ticaret yaparken şimdi 5-6 aydan beri, 2. aydan beri ticaret yapmıyorum. Bursa'da tekstilde meşhurdur. Birisi bir kumaş yapar, anında kumaşı taklit eder bir başkası. Anında. Yeni bir şey üretme tembelliğine saplananlar, üretemeyenler taklit ederler. Öyle değil mi Ertan? Kumaşları saklıyorsunuz değil mi satışa sönmezden önce? Çünkü taklit ediyorlar. Evet. Siz bir yerde oturursunuz, kafa yorarsınız, göz nuru dökersiniz, bir şey üretirsiniz, taklitçi bir kimse gelir, sizin yaptığınızı taklit eder,
ve satar. Taklit etmek. Bu da ayrı bir mesele. Taklit etmek. Yani o kadar bizim içimize işlemiştir ki bu insanlar var olduğu müddetçe taklitçilikten kurtulamayız. Gülmesini dahi taklit etmek ister. Bizim önümüze bir tane manken koyarlar televizyonda. O manken 55 kilodur. Bir kıyafet sunar o. Bizim kadınlarımız 75 kilodur. 55 kiloluk manken gibi olacağım diye uğraşır. Ya o 55 kilo, sen 85 kilosun. Onun üzerine duran kıyafet senin üzerine nasıl dursun? Mümkün değil. Sen onu nasıl taklit edeceksin? Yok, onu illa onun gibi olmak ister. Ben ayakkabı satarım. Ayakkabının modeli 40 numara giyen bir bayana gitmez. Ama almıştır ya, birisinin ayağında görür o. 36-37'dir onun ayağı. 36-37 giyen bir kadının ayağında harika durur o. Onu da gördü ya, o ayağına bakmaz. 40 numara böyle çocuk mezarı gibi illaki bunu giyeceğim der. Bir de 37'ye giymek için uğraşır. Taklitçilikte bu kadar ileriyizdir. Erkekler de aynıdır, değişen bir şey yoktur. Taklit eder. Yani adam kendisini Orhan Gencebay'ı taklit ediyor. Bıyığını da Orhan Gencebay gibi kestiriyor. Yani o bakıyorsun, herkes diyor ki Orhan Gencebay gibi. Kız da onunla Orhan Gencebay'a benzediği içinse evleniyor. Diyoruz ki bu Orhan Gencebay değil, bu çakması, ama o taklit edecek. Şimdi biraz bir laf atayım ortaya ya. Burada herkes tanıdık ya. Şimdi Celal abi mahallenin genç delikanlısı. Hanımın var diye öyle göz kaş etme. Celal abi mahallemizin genç delikanlısı. Hangi kızın hangi artiste aşık olduğunu biliyor. Sen bilmiyorsun onu. Bana sor sen onu. Biliyor musun? Bilmediğin vardır gene bak. Bunu bilmiyordum bak şimdi. Şimdi bu gençlerin arasında konuşulan muhabbet bu. Bakın taklitçilik hangi noktaya gidiyor? Kız kendi kendine Ferdi Tayfur'a aşık, Ferdi Tayfur gibi adam arıyor. Taklitte buraya kadar gidiyor insanlar. Ve bu tarih boyunca var bakın, tarih boyunca. Yani böyle bir şey olur, muhakkak onun çakması da olur. Bir de kıymetli olan şeylerin taklit edilir. Bir de o var. Yani nasıl? Mesela bir peygamber çıkmış, peygamberim demiş, kıymetli ya. Öbür taraftan birisi daha çıkmış, ben de peygamberim demiş. Kim? Müseylemetül Kezzab. Biz zannediyoruz ki tarihte oldu bu sadece. Hayır. Şimdi de var. Diyor ki ben de peygamberim. Taklitte o kadar ileri gidiyoruz. O kadar haddimizi aşıyoruz. Bakın o kadar haddimizi aşıyoruz. O kendince diyor ki ona vahiy geldi, bana da geldi. Ha sana gelen vahiy ne? İnternetinde yayınlamış ayet ayet. Ve buna inanıp gidenler var arkasından. Bakın taklit etmekte ve taklitçilere uymakta bu kadar maymunlaşmış vaziyetteyiz. Allah bizi affetsin. İşte taklit edenler ve taklitçiler şöyle derler. Ben de onun gibi yaptım. Benimki de onun gibi. Taklit eden öyle taklit edecek. Taklitçilik bu noktaya kadar getirecek. Ve her taklitçi şunu diyecek bize. Ben de onun gibi yaptım. Allah bizi taklitten ve taklitçilerden muhafaza eylesin. Bu noktada hızla al, dakika bir, gol bir. İşit nedir? Gittiği yol doğru mudur? Allah diyeni öldürebilir miyiz? Kıymetli dostlar, kardeşler, ben yıllardan beri hep inandığımı söyledim. Varsa bir yanlışlığım, oradan birisi bu yanlış derse geri dönmeye gayret ettim.
Orta Doğu'da ve Türkiye'de dahil buna eli silahlı bir örgüt oluştuysa onun arkasında muhakkak gizli servisler vardır. Bunun başında da Osmanlı'yı arkadan oyan İngilizler vardır. Orta Doğu'da elinde silahı olan bir örgüt, bir kişi, bir şahıs görürseniz bu noktada siyasi, dini, hangi bağlamda olursa olsun bir, bilin ki onun arkasında İngilizler var. İki, bilin ki onun arkasında İngiliz'in yamağı Amerikalılar var. Üç, bilin ki İngilizlerin ve Amerikalıların orada kendince terörist ülkesi İsrailler var. Bu üçünü koyun bir kere bir yere. Dört, Orta Doğu'da İngilizlerin kurdukları devletçikler var. Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri gibi küçük var ya. Hani meşhurdur ya, geçenlerde söz konusu oldu. Churchill öksürmüş de orada zikzak çizmiş ya. Sınırlar konulurken. Bu küçük devletçikler vardır. Devam ediyorum. 5. Almanya-Fransa ikilisi vardır. Hiçbir dünya üzerinde hiçbir kimse bu kadar kalabalık bir silahlı örgüt kuramaz. Bir devlet gücü olmadan. Güneydoğu'da PKK var. Sanki PKK'nın arkasında onlar yok mu? PKK'yı da kuranlar onlar. PKK'yı da bize musallat eden, oradaki Güneydoğu'daki Kürtlere musallat eden onlar. IŞİD'i de kurduran onlar, IŞİD'i de ortalığı musallat eden onlar. Ben daha büyük bir size hayal söyleyeyim. Bu benim, de şunu diyebilirsiniz bana. Mustafa Özbağ geldin, kendi saplantılarını bize söyledin, gittin. Eyvallah. Bakın dünya üzerinde son 20 yılı takip edin, son 25 yılı takip edin. Ben yeni İslam'la tanıştığımda Afganistan cihadı vardı. Ne muhteşem cihattı, öyle değil mi? Herkes harıl harıl paralar topladılar Afganistan cihadına. İnsanlar topladılar. Niçindi? Zalim Rusya Afganistan'ı işgal etti. İşgalden kurtarmak içindi. İngiltere'de, Avrupa'da, Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da, Kanada'da, Orta Doğu'da ne kadar cihat şuuruyla şuurlanmış kendilerince Müslümanlar var ise var güçleriyle Afganistan'a gittiler. Cihada koştular. Amerika cihatçılara destek veriyordu. Ne muhteşem Amerika'ydı, değil mi? İngiltere destek veriyordu. Ne muhteşem İngiltere'ydi. Herkes toplandı. Var gücüyle Rusları oradan sürdüler. Ve Rusya'nın dönüşümünü sağladılar. Rusya SSCB battı. Sonra aynı Amerika o cihatçıların hepsini de bombaladı orada. Devam edeceğim ben sizi. Ben sizi coğrafya gezdiriyorum. Birden Çeçenistan başladı. Ne muhteşem Çeçen cihadıydı, öyle değil mi? Bütün Müslümanlar bir müddet sonra Çeçenistan'a yüklendiler. En son Çeçenistan cihadının mimarlarından ve en büyük kahramanlarından birisi İngiltere'den oturum alıp orada kaldı. Ve Rusya oraya gelen bütün cihatçıları katletti. Hala da katletmeye devam ediyor. Bundan birkaç yıl önce İstanbul'da birkaç tane komutanı bir gecede öldürdüler. Ben sizi dolaştırıyorum şimdi. Bosna cihadı ne muhteşem cihattı, öyle değil mi? Bütün savaşacak olan gençler paralarıyla beraber ve İslam dünyasındaki insanlar para yardımı ederekten
Bosna'ya yardımcı oldular. Tam Bosna'da galip gelecekleri zaman Birleşmiş Milletler eliyle katliamlar yapıldı. Daha açıklanamayan katliamlar var. Daha o bilinen, bilinmeyenler var daha. Ve bitti. Haydi ben size gelin şimdi tekrar bir cihada daha götüreyim. Neresi? Yemen. Neresi? Irak. Neresi? İşte Kuzey Afrika. Ve hep cihat uğruna toplanılan yerlerde son nokta Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında devletler toplanıp Amerika, İngiltere önderliğinde toplanan cihatçıları komple imha ettiler. İmha ediyorlar. Şimdi 100 yılın kanının dökülmesi için kan topluyorlar şu anda. Ne yaptılar? IŞİD'i kurdular. IŞİD'i kurduktan sonra desteklediler. Silah da verdiler. IŞİD'e dediler ki halifeliğini ilan et. IŞİD'in başındaki kimseyle alakalı Mossad ajanı olduğuna dair Amerikalılarla konuştuğunu, Amerika'nın bilmem ne senatörüyle konuştuğunu, pazarlık yaptığını sayfa sayfa gazetelerde basın yayında gördük. Gördüğümüz halde bütün herkes oraya toplandı şimdi. Şimdi bekliyorlar. Tam böyle galip getiriyormuş gibi yapacaklar. Son noktaya kadar getirecekler. Öldürecekler küçük 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 küçük. Herkes tam böyle hani toplanacak. Kendilerince Müslümanlar galip gelmek için tüm güçlerini oraya koyacaklar. O hale getiriyorlar çünkü tam o esnada Birleşik Devletler önderliğinde İngiltere, Fransa, Almanya ve bilumum güçler oradaki toplanan bütün Müslümanları katledecekler. Ve son 100 yılın en büyük katliamı yaşanacak Orta Doğu'da. Son 100 yılın en büyük katliamı yaşanacak Orta Doğu'da. Ne ayakta bina kalacak, ne ayakta şehirler kalacak, ne ayakta, ne yer altında, ne yer üstünde uçan kuş kalacak. Öylesine katliam yapacaklar ki uzun bir müddet buradaki insanlar başını kaldıramasın, yeni kölelik sistemi devam etsin diyecekler. Bilmiyorum işi de anlatabildim mi? Elinize birisi silah veriyorsa Orta Doğu'da ve silahlı bir örgüt kurduysa bilin ki onun arkasında bu beşli çete vardır. Allah bizi affetsin inşallah. Bulunduğumuz toplulukta tarafkirlik varsa ve biz buna dahil olmak istemiyorsak yanlış mı yapmış oluyoruz, bekleyip sabretmek mi gerek? Tarafkirlik kadar insanları bölüp parçalayan bir şey yoktur. Ve bugün İslam dünyasında ne yazık ki ben dini açıdan bakarsam bunu büyük bir tarafkirlik var. Yani daha biraz belki de kırılacak ümit ediyorum. Yani Şafileri dinden görmeyen bir tarafkirlik vardı ya. Malikileri dinden görmeyen tarafkirlik vardı. Veya ehli tasavvuf olanları dinden görmeyen tarafkirlik vardı. Veya daha açık söyleyeyim dünya, ülke üzerinden. Yani bir kimse nurcuysa kurtuluşa ermişti, nurcu değilse batmıştı. Yani bir kimse Fethullah Hoca'nın cemaatindeyse kurtuluşa ermişti, değilse batmıştı o. Aynı şey sufiler için de geçerli. Eğer onun şeyhine tabiysen sen kurtuluşa erdin. Eğer o kimsenin şeyhine tabi değilsen yattın, battın, gittin, sapıksın sen. Veya işte kadiriysen kurtulanlardan oldun, nakşibendiysen battın. Veya nakşibendiysen kurtulanlardan oldun, kadiriysen battın. Veya filanca gavsa eğer tabiysen kurtuluşa erdin. Ama X şeyh efendiye battıysan vay be senin şeyhin o demek ya. Bizim şeyhimizden başka
şeyh mi var, battın. Eğer bizim partiye oy atarsan kurtuluşa erdin. Bizim partiye oy atmazsan battın. Hatta daha ileri. Sen kafir oldun. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti layık demokratik bir devlet. Hangi parti kurulursa kurulsun bu kurallar üzerine kurulmuş oluyor. Siz bir partiye oy atarsanız kafir oluyorsunuz. Tarafgirlik. Veyahut da ya bir insan bir maç için, bir top için, bir takım için birisini öldürür mü? Ya bir top için karşıdaki kimsenin annesine, avradına, kızına, çoluğuna, çocuğuna küfredilir mi? Ya bir takım, altı üstü bir top. Evet, sen bir takım tut. Ama onu tarafgir yapmazsanız siz onu ememezsiniz. Onu ütemezsiniz. Onu sömüremezsiniz. Onu inatçı bir maymun haline getirip istediğinizi yaptıramazsınız. Onu muhakkak tarafgir etmeniz gerekir. Bizim sohbetimizden başka bir sohbete gitme. Ne oldu? Kalbin sapar. Bizim şeyhimizden başka bir şeyhe gitme. Neden? Gözün sapar. Ha sakın ha bak. Bizden başka bir yere giderseniz helak olursunuz. Allah muhafaza eylesin. Din la ilahe illallah Muhammeden Resulullah demektir. Din Kur'an ve sünnete uymaktır. Din Kur'an ve sünnete uymaktır. Nerede olduğun önemli değildir. Allah muhafaza eylesin. Bizim şeyhimiz öyle bir şeyhtir ki üfledimi uçurur. Muhakkak ona bağlı olacaksınız. Geri kalan battı. Allah muhafaza eylesin. Allah bizi onlardan eylemesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iradesinin Allah'ın iradesi olduğunu söylemiştiniz. İrade kişinin kendisi değil midir? Peygamber Efendimizin cüz'i iradesi var mıdır? Evet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kendince cüz'i iradesi var gibi görünse de gerçekte yoktur. Bir tek Hazreti Peygamber'e aittir bu yalnız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin iradesi otomatikman Allah'a bağlıdır. Çünkü ne yaptıysa hevai hevesinden yapmadı ayet-i kerimesi onun üzerinde tecelli etmiştir. Ben Hazreti Ebu Bekir'in torunuyum. Hocam ben lisede okuyorum. Ezan okudu mu arkadaşlar haydi namaza dedim ama ben boş ver diyerek benim yanımdan gittiler diyorum. Biz tebliğ etmekle mükellefiz. Allah bizi onlardan eylesin. Ha ikinci soru devam ediyormuş. Ali Allah hepimizin üzerinden nimetini eksiltmesin. Hocam bir de dinde okudum o dini görevli yapmalıdır değil mi hocam? Anlamadım. Soruyu anlayamadım. Yazı çok sıkıntılı. Allah bizi affetsin. Eğer daha açık bir şekilde yazarsanız ben öyle çok okumuş bir kimse değilim. Allah beni affetsin. O yüzden böyle okuyamıyorum bu tip şeyleri. Cahilliğime verin. Ben Hüseyin'deyim. Hüseyin'denim. Hüseyin de benden hadis-i şerifinde anlatılmak istenen nedir? Evet Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine Hüseyin Efendimiz benzer. Ama Hazreti Hasan Efendimiz daha fazla benzer. Hazreti Hasan Efendimiz ahlaken de daha fazla benzer. Hazreti Hasan Efendimizle alakalı işaret vardır. Bu iki topluluğu, grubu barıştıracak diye. Hazreti Hüseyin Efendimiz daha böyle köşeli, daha kareli, daha böyle işte böyle olacak noktasındadır. Ama sonuçta her ikisi de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin torunudur. Her ikisi de bizim için ehli beyttir. O yüzden biz her ikisini de severiz. Tebliğ ve irşatta yol ve yöntem nasıl olmalıdır? Nefis muhasebesinde izlenecek yol nefse gem nasıl vurulur? Bu noktada tebliğ ve irşatta karşınızdaki kimsenin konumuna göre davranacaksınız. Eğer karşınızdaki kimse
Mekke dönemine ait bir kimseyse Mekke dönemindeki tebliğ esaslarını uygulayacaksınız. Yani bir kimse var. Yani Allah'a inanma noktasında veya Allah'ı kabul etme noktasında tereddütleri var. Sizin ona namaz kılın demeniz boş. Sizin ona önce Allah'ın varlığıyla, Allah'ın birliğiyle alakalı ayet ve hadislerden örnekler vererekten onu önce imana davet etmeniz gerekir. Bizde böyle bir tezat, tebliğ yöntemleri var. Bu geleneksel, ailevi oluyor. Yani karşımızdaki kimseyi analiz etmeden, evladım sen neden namazını kılmıyorsun? Ya ne namazı, daha abdest almasını bilmiyor. Ve o kimse daha la ilahe illallah diyemiyor. Bilmiyor bunu. Size bu tuhaf gelebilir. Ben eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dedirtmek için yarım saat uğraştım ezberlesin diye. En sonunda dedim ki sen bu kelimeye inandın mı? Bu kelimeye iman ettin mi? Evet dedi. Yazdım onu bilgisayarda eline verdim. Bunu ezberle dedim. Ben şimdi iman ettin mi dedi. Evet ettin dedim. Ben senin imanına şehadet ederim dedim. Sen buna iman ettiysen işte Allah'ı anlattım, peygamber anlattım, Kur'an-ı Kerim anlattım, imanla alakalı meseleleri anlattıktan sonra. Biz ona kalkıp şimdi namaz tebliğ edeceğiz. Örneğin. Bu müthiş bir örnektir. Bir kavim İslam olur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onlara kelime-i şehadeti, namazı, abdesti, orucu onlara anlatır. Zekatı söylemez. Sahabeler derler ki ya Resulallah zekatı söylemedin. Onlar bunları yapmaya başlayınca zekatı da kendiliklerinden verir der. O yüzden bunlara dikkat edeceğiz. İki, nefisle alakalı muhasebemizi haramlar üzerine kuracağız. Nefisle mücadelenin başlangıcı haramları terk etmek. Her gün bir tane haramı terk etsek nefisle mücadele ediyoruz demektir. Haramları terk edin. Sizin elinizden, ayağınızdan, gözünüzden, kulağınızdan, dilinizden haram çıkmasın. Bu yeter bize inşallah. Sizden önce niçin Orhan Terzioğlu konuşuyor? İlla ki biri konuşacaksa bir başkası değil de Orhan Terzioğlu'dur. Konuşurken ki sıfatı nedir ayrıca? Evet. Biz Orhan hocamla uzun zamandır bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Ortak böyle programlarımız, çalışmalarımız var. Orhan Terzioğlu 9 Eylül Üniversitesi genetik bölümünde öğretim üyeliğinden emekli ama ve lakin aynı zamanda üniversite tekrar bana aktardığı kadarını söyleyeceğim. Dışarıdan ders vermeye devam etmesini rica etmiş. Hala da orada genetik bölümünde ders vermekte. Hazreti Google'a Orhan Terzioğlu diye yazarsanız Orhan Terzioğlu'nun burada bu noktada geçmiş dönemle alakalı bilim dünyasındaki tespitlerini ve ismini öğrenmiş olursunuz. Biz bu noktada Orhan hocamla buradaki programı ve değişik programlarımız var. Zaman zaman aynı noktada böyle bir programlarda bir şeyler verebilir miyiz derdimizdeyiz. Bakın ben bazen bunu zaman zaman anlatırım. Daha açık bir şekilde konuşayım. İzmir'de, Hatay'da bir evde mankenler, stilistler, yeni çizim, gecelik abiye elbiseleri giyip çıkarıyorlar. Salonda. Masa kenarda kurulu. Gözümüzün önünde soyunuyorlar, giyiniyorlar. Biz de bu olmuş, bu olmamış.
Benim hayatım bu. Ben kendi içimden şöyle sordum. Mustafa Özbağ, nereye kadar bu hayatı yaşayacaksın? Kendini kurtarman lazım. Benim duygum bu. Kendini kurtarman lazım. Gözümün önünde soyunuyorlar, giyiniyorlar, işte bana gösteriyorlar filan böyle. Hayat çok güzel. Şaşalı, şatafatlı. Sabah olduğunda kemer altı ayağına akıyor. Çıktığımda bize ne zaman geleceksin diye sırada herkes. Ben kendi kendime dedim ki Mustafa Özbağ, bu hayattan kurtulman lazım. Kendini kurtarman lazım. Bizim kulakları çınlasın Üzeyir var. Bayındır'da. Üzeyir ziyaretime geldi İzmir'e benim. Arkadaşım ziyaretime gelmiş. Basmane'ye gittik malum. Kordon'a gittik malum. Bir iki yere takıldık. Birader dedi, bu hayat ne ya dedi. Dedim Üzeyir, ben bu hayattan kurtulmak istiyorum dedim. Nasıl dedi? Dedim ben dedim bunların hepsinden de kurtulmak istiyorum. Bana yardım et dedim ben. Ne yapayım ben sana dedi. Bayındır'dan bana bir iş ayarla, ben döneceğim Bayındır'a dedim. Bu hayattan kurtulmak istiyorum dedim. Bayındır'da Orman İşletme Müdürlüğü'nde Ovacık şefliğinde solcu bir mühendis var. İsmi şimdi aklıma gelmiyor. Dedi ki benim arkadaşım o, ben ona söyleyeyim dedi, seni oraya aldırırım dedi. Aldır Üzeyir dedim. Yalnız dedim benim eskim ülkücü biliyorsun, adam bana dedim bir şey yapmasın, hani bir şey olmasın. Yok birader, o bizim can ciğer arkadaşımız, bir şey olmaz dedi. Gitti ona söylemiş. Demiş ki böyle böyle benim bir arkadaşım var eski ülkücü, işte şöyle böyle demiş. İşte uçuk bir hayat yaşıyor İzmir'de demiş. Bundan kurtulmak istiyor, dönmek istiyor. Buradan ona bir iş verelim. O da gitmiş müdüre söylemiş. Müdür de demiş gelsin. Ben gittim neyse görüştüm. Dediler ki tamam işe başlıyorsun. Ben Orman İşletmesi'nde işe başladım. Benim ve hızla bütün hayatımın her şeyini değiştirdim. İlk önce ben nasıl kurtulurumun hesabını gidiyordum. Ben o hayattan bu hayata dönüş yaparken nasıl kurtulurum derken bir baktım ki benim dönüş yaptığım yer benden daha sıkıntılı. Benim dönüş yaptığım yer benim döndüğümden daha kirli. Açıkça ifade ediyorum. Benim dönüş yaptığım yerde bir adamı satmak yoktur, hançerlemek yoktur. Olduğun gibi olmak vardır. Yersin, içersin, döversin, dövülürsün, eğlenirsin. Satmayı düşünmezsin hiç. Hançerlemeyi düşünmezsin hiç. Aldatmayı düşünmezsin hiç. Ya da biz düşünmedik. Ben döndüğümde bunları gördüm. Ve nasıl kurtarırıma düştüm. Kendimden geçtim. Nasıl kurtarırım? Ne yaparsam bu insanlara bir çakmak kadar ışık verebilirim. Hocamla bu öndeki üç adam iyi bilecek şimdi. İzmir'de şurada da birkaç adam daha var. Ertan, Erkan. Ondan sonra gözüm görürse şimdi onlardan işte kuyucu,
bir avuç değiliz. Bir avuç insanla Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda Kutlu Doğum Haftası etkinliği yapıyoruz. Harıl harıl çalışıyoruz. Ben o gün Bayındır'a gittim sabahtan. Annemin yanına onu ziyaret ettim. Eşyaları astım onun oraya. Çantamı koydum. Biraz konuştuk böyle. Annem oradan buradan laf açıldı. Anne haram böyle söyleme. Annem bu anne bu ayet-i kerime var böyle deme. Anne bu hadis-i şerif var böyle söyleme. Aman dedi. Onda da şeker var tabii. Seninle de bir şey konuşulmuyor dedi. O haram bu hadis var dedi. Ne bu dedi ikide bir de böyle söylüyorsun bana dedi. Böyle söyleyeceksen dedi. Söyleme. E dedim gideyim o zaman. Gidiyorsan git dedi. E gideyim o zaman dedim ben. Git diyor mu ya dedi. Ben eşyamı aldım, çantamı aldım. Arabaya bindim. Dedim Mustafa Özbağ, ayet hadis yüzünden kendi evinden de kurtuldun, kovuldun dedim. Nereye gideyim dedim ya. Böyle İzmir'e doğru arabanın yönünü çevirdim. Bayındırlılar bilir, vakıf zeytinliği. Dedim ki burası vakıf zeytinliği, buradan da kovacak kimse yok ya dedim ben. Attım secdadeyi, başladım orada namaz kılmaya. Koyunları giden birisi geldi. Koyun gidiyor. Geldi benim etrafımda durdu. Hoş geldin dedi. Hoş bulduk dedim ben. Baktı arabaya 16 plaka. Sen Bursalısın demek dedi. He Bursa'da oturuyorum dedim. Ya dedi Bursa'da dedi Mustafa Efendi diye dedi bir zat var Bayındırlı dedi. Tanıyor musun dedi. Tanıyorum dedim ben. Nereden tanıyorsun dedi. Ben ona hizmet ediyorum dedim. Ya dedi Bayındır'dan yetişmiş ne mübarek zat o ya dedi. Öyle mi dedim ben. Vallahi dedi. Hep dua ediyordum dedi. Onunla karşılaşayım bir dua edeyim diye dedi. He dedim sen şu İbrahim Ethem gibi ateşçi başısın desene dedim ben. Nasıl yani dedi. O da dedim dua ediyormuş ya. Ya Rabbi şu İbrahim Ethem'le bir karşılaştır beni diye dedim. İnşallah karşılaşırsın sen de ya dedim. Sen namazı kıldın mı dedim ben. Kılmadım dedi. İyi hadi gel öğleni beraber kılalım dedim. Ya sen imamlık yap ben müezzinlik yapayım. Ya sen müezzinlik yap ben imamlık edeyim dedim. Yok yok dedi. Sen dedi imamlık yap dedi. Senin sakalın var dedi. Ondan sonra. Ama koyunlar var dedi. E koyunlara söyleriz dedim. Şu ağacın dibinde dururlar ya. Bir yere gitmezler dedim ben. Ondan sonra nasıl yani? Ey koyunlar şu ağacın dibinde toplanın. Biz namaz kılacağız burada dedim ben şimdi. Koyunlar tıkır 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 ağacın dibinde toplandılar şimdi. Bu böyle bana baktı. Ondan sonra mübareğe hizmet ediyorsun ya dedi. Koyunlar senin lafını dinliyor dedi. Dedim kurban oldum Allah'a bak dedim ya. Bir taraftan dedim anasına kovdurtuyor. Öbür taraftan dedim ben koyunları dinlettiriyor. Biz namazı kıldık. O gün de oruçluyum ben. Allah kabul etsin. Çıktım. Oradan. Tabi programa geldim. Programda işte uğraşıyorum filan işte şurayı şöyle yapın bunu böyle yapın. Nuri de bana ikide birde geliyor. Nuri bir geldi dedi ya bir tane profesör var dedi. Ondan sonra sizinle tanışmak görüşmek istiyor. Nuri şimdi şu anda dedim profesöre morafesöre bakacak halim yok dedim. İşim var. Neyse öyle olmadı mı Nuri? Bir iki böyle öyle olmadı mı deyip tasdik ettireceğim bir de. Neyse bir daha söyledi. Nuri işin bitsin dedim ben. İş bitti. İşte arkadaşların karografileri şunlar bunlar talimler bitti. Ezan okundu ama akşam ezanı. Benim dilim dudağım yapıştı. Bende de şeker var. İşte bir de açlık yapıştı ardına. Onun bir de halet-i ruhiyem bozuk. O esnada da bizim Hasan abinin kızı Nurhayat var. Benim okul arkadaşı o. O da bana gündüzden dedi ki bir tepsi börekle dedi. Bir tepsi dedi baklava yaptırıyorum. Ev yapımı dedi. Sen dışarıdan bir şey yemiyorsun. Arkadaşlara dedi hediye mi olsun? Tamam dedim ben.
Ondan sonra biliyorum ya ben o bir tepsi börekle bir tepsi baklava gönderdi. O da bayan misafirlerle ilgileniyor, vazifeli. Ben aklıma geldi onun böyle bir şey. Nur Hayat dedim ben. Buyur dedi o. Emanetler geldi mi dedim ben. Geldi içeride dedi. İyi dedim, iftar edecek bir şey var. Ben içeri girdim neyse. Arkadaşlara dedim ki bana bir dilim baklavayla şeker çünkü gitti benim. Dedim iki tane de dedim pardon bir dilim börekle dedim. İki tane baklava getirin bir de çay getirin bana dedim. Benim gözüm kaymış, içim kaymış. Ben şeker hastaları bilir ne halde oldum. Hocam geldi. Profesör demek için 1001 tane şahit lazım. 1002'si ancak kabul ederse eder. Merhaba, merhaba hocam. Benim kayıkım ama ben. Ondan sonra bana dedi ki, siz dedi, bu işi yapmaktan ne menfaatiniz var dedi. Ondan sonrası hocam bir gün size anlatsın. Hocam diyor ki, sen diyor ölü gibiydin, dirildin, gözlerin diyor açıldı böyle diyor. Birden hani kendine geldin, hiddetlendin gibisinden. Velhasıl hocam böyle sordu, hocamla ilinti başladı, selam verdi, belki de pişman oldu. O gündür bugündür hocam tabii Bursa'ya geldi, davet ettik. Bursa'da bizi araştırdı, baktı, etti, soruşturdu, herkese sorular sordu. Dedim yürüsün, istediğini istediğin yere kadar sorabilirsin. Hocam bayağı bir bilimsel olarak bizi araştırdı. Hocam en sonunda şunu tespit etti. Siz ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Öyle dedin. Dedi ki siz farkında değilsiniz ne yaptığınızı dedi. Hani böyle bulunmaz bir enerji var gibisinden. Pozitif noktada. Hocamla böyle bir birlikteliğimiz var. O yüzden hocam iyi bir araştırmacı kendisi. Hızla dini araştırıyor ve dini araştırırken hocamın üzerinde tespitim benim. Fazla sözü uzattım. Hoşuma giden şey. Hocam bu noktada mezhep bilmiyor, meşrep bilmiyor, tarikat bilmiyor. Beyin gerisinde bir saplantısı yok. Saplantısı olmadığından dolayı bilimsel bir gözlükle bakıyor. Tarafgir değil. Ayetlere de hadislere de dine de bakarken tarafgir bakmıyor. O yüzden hocamla biz böyle ortaklaşa programlar yapıyoruz. Sadece İzmir'de değil, hocam Bursa'ya da geldiğinde sohbet ediyor. İzmit'e gidiyoruz, Çanakkale'ye gidiyoruz. Çanakkale'deki üniversitede sohbetlerimiz var. Hocamla olan bağlılığımız bu. O yüzden hocamın benden önce konuşması belki de benim adıma saygısızlıktır. Benden sonra belki de konuşması lazım. Ama velakin ehli tasavvufun şöyle bir hali vardır. Kendilerinden önceye koyarlar misafirleri ve kendilerinden fazla bilgilileri. O yüzden hocamın bu noktada durumu bu. Ölümden korkmamak cehalet midir? Teşekkürler. Hayır, ölümden korkmak asıl cehalettir. Ölümden korku insana kaygı ve vesvese verir. Ölümle barışın. Ölümle barışanlar dimdik yaşarlar. Ölümle hesabını bitirenler gerçeğin ta kendisine koşarlar. O yüzden ölümle barışın. Osmanlı'nın huzur götürdüğü bölgeler Osmanlı'yı sıkıntıdan, sırtından vurdu. O bölgenin halkı şu anda oralar kan gölü, Allah'ın bir azabı olabilir mi? Biz böyle düşünmeyelim. Az önce Nuri, Oktay, Harun üçlüsüyle sohbet ederken İbrahim olmak vardı. Meşhurdur kısa, ben hep bunu naklederim. İbrahim aleyhisselam Mısır'a hicret edince herkes gelir gider evinde yine misafir olur, herkese yedirir içirir. Bir gün birisi gelir, iki gün, üç gün misafir olur, onu hamamda yıkar, elbiselerini yıkar, yedirir içirir. O kimse der ki kendince, İbrahim ihtiyarlamış herhalde demiş, der. Beni tanımadı galiba. Der ki İbrahim, buyur der. Beni tanıdın mı? Evet der. Ben kimim der. Urfa'da kapı komşumdur der. Ya İbrahim, ben senin der mancılın ipini kestim ya der. Onu da biliyorum der. Bakın
İbrahim aleyhisselam kendi mancılık ipini kesen kimmiş? Komşusuymuş. Her gün sofrasında oturan kimseymiş. Sizin ipinizi her gün sofranızda oturan keser. Osman'ın ipini de Osmanlı'nın besleyip büyüttükleri kesti. Ama biz İbrahim gönüllü isek bizim ipimizi kesene de biz yedirir içeriz. Tahrim suresinde geçen kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun meğerindeki ayet hakkında yorumunuz ailemin, eşimin ve çocuklarım yaptığı ve yapmadığından ne kadar mesulüm? Elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Hadis-i şerif. Elinizin altında kim varsa onu doğruya, onu gerçeğe, onu hakikate götürmekle mükellefsiniz. Ama sevdirerekten. Cinniler de tıpkı insanlar gibi Rabbimiz yaratmıştır ama onlar daha şanslı. Niye? Onları istediği gibi yaşıyor, istediğini yapıyor ama biz öyle değiliz. Neden? Sen de yap, sen cinnilerden daha iyisin. Cinniler senin eline su dökemez. Siz halk arasında cinnileri büyütüyorsunuz. Süleyman ol, emret. Gel de gelsinler, git de gitsinler. Otur de otursunlar. Onlar sizden korkuyor, siz onlardan korkuyorsunuz. Kadınların fareden korktuğu gibi. Fare kaçarım Allah kadından korkuyor. Kadın da kaçarım Allah ters istikamete gidiyor. Bu da onun gibi bir şey. Cinni dediğiniz şey sizin yanınızda fare gibi. Siz korkuyorsunuz. İlla bir cemaat ya da tarikata bağlı olmak gerekir mi? Bu insanın kendi mesleğiyle alakalı. Siz genetik profesörü olmak istiyorsanız gelip hocanın elini öpüp orada ders yapacaksınız. Bunun alternatifiniz yok. Yok ben genetik okumadan da genetik profesörü olurum diyebilme şansınız var mı? Yok. Bu da onun gibi bir şey. İllaki diye bir kaydı yok. Özellikle ben de Hüseyin'denim kısmını açıklayabilir misiniz? Ben de Hüseyin'denim dedi. Hüseyin benim manevi öğretimin altında. Hazreti Ali Efendimiz için söyler bunu. Ya Rabbi, Ali'nin döndüğü yere Hakk'ı döndür. Bu müthiştir. Şems kimdir? Okuduğum kitaplarda bazılarında iyi, bazılarında kötü, hatta şeytan diye geçiyor. Şems kimdir? Hocam mezarı Konya'da diyenler değil diyenler var. Bu konuyu açıklarsanız çok sevinirim. Şems, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin son şeyhi. İlk şeyhi babası, ondan sonra babasının tarikatından olan halifesi Hoca Burhanettin. Hoca Burhanettin'den sonra Hazreti Şems. Onun için kötü diyenler bunu neye yoraraktan kötü diyecekler derim. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine kötü denildikten sonra geri kalan herkese kötü denilebilir derler. Günümüzde bu ülkede yaşananlar ve bu illetlerin devamlılığı Fatih Sultan Mehmet'in bedduası ile ilintili midir? Bunlar muhakkak bunların bir payı vardır ama bunları oraya bağlayıp da kendi tembelliğimizi, kendi aymazlığımızı, kendi çalışmamazlığımızı, kendi okumamazlığımızı, kendimizi yetiştirmemezliğimizi biz görmezsek bunları böyle işte Fatih'in laneti var üzerimizde. İşi gücü yok Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri oturacak. Diyecek ki benden sonra gelenler batsın diye lanet okuyacak. Yani oturacak evliyalar, veliler lanet okuyacaklar biz batalım diye. Bunlara katılan insanlardan değilim. Evet bir ülkede, bir beldede, bir memlekette iyi insanlar horlanır, kötülenirse o beldeye afatlar geleceğine dair hadis-i şerifler var. Ama ve lakin onların, o iyi insanların bu şekilde beddua edeceklerine, lanet okuyacaklarına inanmıyorum.
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri müminlere dua ederdi. Beddua etmezdi. O yüzden herkesin yanlışı, eksiği, noksanı olacak. Biz onlara dua edelim. Ama biz çok basit bir şey söyleyeceğim. 5-6 milyonluk İsrail kadar bilim ve ilimde bir şey üretemiyorsak kimseye buna kabahat bulmayalım. Kızdığımız İsrail öyle değil mi? Kahrolsun, lanet olsun, batsın, işte perişan olsun dediğimiz İsrail'in ürettiği bilim bizden belki de 50 kat fazla. O yüzden buna gerek yok. Ha diyeceksiniz ki yani buna sebep neydi? Bunun içsel sebepleri var, dışsal sebepler var. Üniversitelerin kurumu var, kuruluşları var. Yani işte adam profesör geldi birisi dedi profesör maşallah hocam dedim bu ülkeye ne kattınız, ne buldunuz, ne ürettiniz, ne yayınladınız baktı yüzüme. Bunu Orhan hocama sormadı zannetmeyin. Orhan hocama da sordum. Ben reel insanım. O beni nasıl sordu ya İzmir'de, Bursa'da para alıyor mu, geçimi nereden? Açık açık. Ben memnun oldum bundan, bir hiçbir sıkıntım yok. Dostluğumuz devam ediyor. Dostluğumuz sağlamlığın, güvenin üzerinde devam ediyor. Ben de lafın arasında sordum. Hocam ne yaptın? Öyle ya. Ben seninle yol gideceğim. Üretmeyen bir insansan, tüketen bir insansan, yani diyeceğim ki hocama, hocam üretmemişim bir şey. Hocam dedi ki bu kadar hastalığa, bu kadar işte teknik olarak bana bir sıraladı. Oo dedim, hoca çok dolu içimden. Ama kaç tane hocama desem ki, hocam sizin üniversitede sizin gibi bilime katkıda bulunan kaç kişi var desem, hocam belki de şimdi üniversitenin profesörlerine laf söylemeyeyim diye, yani susacak ama kaç kişi? Değil. Şu ülkedeki ben tanıdığım kadarıyla söylüyorum. Profesörler keşke hocamın %60'ı %70'i kadar bilim üretseler. Bu üretmeyi biz yapamazsak, bizim boşu boşuna bizim Müslümanlığımız, dindarlığımız, ehli tasavvufluğumuz, tarikatçılığımız, şeriatçılığımız bir yere kadar götürecek bizi. Dikkat edin, ayet-i kerimede der ki, yeryüzüne salih insanlar hakim olacak. Salihlikten kasıt sadece iman etmek değil, bilim üretmek. O da salihlikti. Allah bizi affetsin inşallah. Bu müthiş. Beni sevme ihtimaliniz var mı? Evet. Ben tabii bunu soran doğru soruyor. Hadis-i şerifte sevgi büyükten küçüğedir der. Eğer Allah bizi affetsin, beni büyük olarak gördüyse ben o kadar büyük bir kimse değilim. Ama kendimce, kendi haddimce ben la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen insanları sevmeye gayret ediyorum. Ne kadar başarılıyım, ne kadar sevebiliyorum bir şey diyemem. Ama ve lakin burada kendi felsefemi koymadan gitmeyeceğim. Birinin sizi sevmesini beklerseniz sabahlar olmaz. Sabahın olmasını istiyorsanız siz sevin. Aydınlanmak istiyorsanız siz sevin. Alın sevginizi. Ben küçük olduğumdan küçük olarak göstereceğim. İki avucunuzun içine sunun. Sevginizi sunun. Ve karşılığında bir şey beklemeksizin. Eğer sevginizi sunarken karşılığında bir şey bekliyorsanız, bu sevilmek de olabilir. O zaman sizin, çok affedersiniz, Bayındır Ovası'nda pamuk çapasına giden ameleden bir farkınız yok. Ameleler ancak akşam olunca ücretini isterler. Sevmek ise amele gibi ücret beklemek değildir.
Sevmek, fî sebilillah karşılıksız, nedensiz, niçinsizliği yakalamaktır. O yüzden sevmeye güç yetiremeyenler nefislerine uyup sevilmeyi beklerler. Kadın sevilmeyi bekler, kocası onu sevsin. Erkek sevilmeyi bekler, karısı onu sevsin. Sevmek ise erdemli insanların işidir. Onlar hiç beklemeden sadece ve sadece severler. Böyle bir sevgiyle, sevgilenmeniz ümidiyle selamünaleyküm, hakkınızı helal edin. Teyzem ve ekibine de komple teşekkür ediyorum. Bugün gündüz İnşallah söz verdim, bir Bayındır'da bir sabah kahvaltısı yapacağız hep beraber. Teyzemin ne kadar çayır komşusu varsa, ne kadar tanıdık tanımadık kimseler varsa hepsini de teyzemin evinde toplayacağız. Teyzeme dedim sen hiçbir hazırlık yapma. Böreğe de çöreğe de bana ait dedim. Ben yapacağım. Ben yapacağım börekleri çörekleri getireceğim. İnşallah. Çaylar da benden. Şirketten. İç içe bildiğin kadar. Selamünaleyküm.